bu mücadele, bu beraberliği bozmak için. Haydi Ahmet, haydi. Ahmet Dursun Yiğit'e karşı. Ahmet har gücüne. Çok 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 haydi, kritik Ahmet, bir Ahmet. Mücadele. Dengede hızlı koş. Hazır. Koş Ahmet, koş, 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 koş. Ahmet, bas, çok kritik mücadele. Yiğit iki gol aldı. Orada vakit kaybetti. Ahmet Dursun sakatlık geçiriyor. Ahmet Dursun sakatlık geçiriyor. Devam et Yiğit, bırak. Devam et. Abi devam koşuyor lan. Takım arkadaşları var, sen oyuna git. Abi bir şey var onun. Yiğit takım arkadaşları var. Kırıldı galiba. Kırıldı mı? Galiba. Şaka yapıyorsun. Sakin ol abi, kırık yok, tamam mı? Kırık diye bir şey yok. Abi. Evet, şimdi Kuzey Kıbrıs'ta ikinci tur atlayanı öğreneceğiz. Ahmet Dursun Turabi'ye karşı. Dörder galibiyeti var ikisinde. Ve beş olan tur atlayacak. Yani bu oyunu kazanan tur atlayacak. Hazır. Evet. Turabi önde. Ahmet de geldi. Ahmet büyük atak yaptı. Ahmet düştü. Ahmet düştü. Tamam. Evet, Ahmet Dursun'un tedavisi yapıldı. Doktorumuz Metin Kuş oynayabilecek durumda olduğunu söyledi. Şimdi Merve Ahmet Dursun'a karşı. Ahmet'in 4, Merve'nin 3 galibiyeti var. Ahmet kazanırsa Merve oyundan elenecek. Merve kazanırsa bir kez daha mücadele edecekler. 5 olan tur atlıyor. Artık sadece ikisi kaldı. Hazır. Evet. Ahmet düşürdü. Avantaj Merve'de.
Avantaj Merve'de. Ve Merve kazanıyor. 4-4 oldu. Şimdiki oyunu kaybeden elenecek. İşte ilk turun en kritik mücadelesi artık. Kazanan tur atlayacak. Kaybeden ilk turda oyuna veda edecek. Ahmet Dursun Merve'ye karşı başarılar diliyoruz ikisine de. Artık son oyun. Hazır. Evet, çok kritik bir mücadele. Evet, ikisi de çok hızlı. İkisi de başa baş. Kim kazanacak? Ahmet düştü. Ahmet düştü. Ahmet düştü. Son anda düştü Ahmet. Ve Merve tur atlıyor. Ben de basma dedim ötekisinde. Ne diyeyim yani? Burada sevgiyi, özlemi... O kadar doluyum ki. Mutluluğu ve üzüntüyü aynı anda yaşıyorum şu anda. Bir taraftan ayağım sakatlanmış. Bir taraftan aynamı çok özledim. Bir taraftan bitiriyorum. Bitiyor sonra. Tuttum içime attım. Ağlamayı da hiçbir zaman kendime yakıştırmıyorum zaten. Ama bazen... aklınıza hep aileniz geliyor. Thank you.
Ya ben annemi o kadar çok seviyorum ki. Ya babamı, kardeşim ama annemi hep içimdeki duyguları hep içimde saklayarak o sevgimi yani bir şekilde gösteremiyorum. Hayatımda bir kere annemin dizlerinin üzerine kafamı koyarak ağladım. O da bir maçtan sonra. İnan Üstad'ınla maçımız vardı. İstanbulspor'a karşı bir tane penaltı atışı kullanmıştım. Penaltı atışından sonra bütün stat beni yuhlamıştı. İlk o zaman anneme dizlerinin üzerine başımı koydum, seni seviyorum dedim. Kendime kızıyorum. Neden daha fazla gösteremedim bu sevgimi?